hafta gazeteler okudunuz, televizyonlar izlediniz, sosyal medyadan haberleri takip ettiniz. Şimdi hepsini yeniden bakacağımız medya analiz başlıyor. Medya analiz masasında bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Halil Berktay. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Çok memnun olduk gelmenize. Sağ olun. Ee, siz şu anda İbn Haldun Üniversitesi'ndesiniz. Ee, evet, yani oradaki... iki yıl önce Sabancı Üniversitesi'nden emeritus oldum. Ee, 2017 başlarında İbn Haldun Üniversitesi'nden bir teklif geldi. O zamandan beri İbn Haldun. Oradaki Haldun'da... tarih bölümünü kurdunuz galiba değil mi? Kurmadım. Vardı tarih bölümü. Tarih bölümüne alınmış bazı arkadaşlar vardı. Ee, ondan sonra tarih bölümüne Tarih Bölümü Başkanı olarak geldim. diyelim ki inşa etmeye devam ediyorum. İnşa Sabancı'da 20 yıl e, Evet. Nasıl 2000... şimdi yeni bir üniversitede, yeni kurulan bir üniversitede olmak biraz ondan çok konuşarak başlayalım. Sabancı da yeni kurulan bir üniversiteydi. Sizin Kendimi tarzında. çok şanslı sayıyorum. Yani şöyle diyeyim, bir üniversitenin sıfırdan ya da sıfıra yakın bir noktadan kuruluşunda yer almak ve etkili bir rol oynamak, bir takım tasavvurlarınızı, konseptlerinizi vesaire hayata geçirmeye çalışmak aslında çok ender bulunan bir şans. Yani öğretim üyelerinin, bilim insanlarının yüzde %99 doksan dokuzu, yüzde doksan dokuzdan fazlası yaşamaz bu şansı. Bana iki kere <laughs> nasip oldu diyelim bir Sabancı Üniversitesi ile ikinci olarak şimdi İbn Haldun Üniversitesi ile ee, 1998'den itibaren Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş ve inşa süreçlerini yaşamıştım. Şimdi İbn Haldun'da yaşıyorum aynı şeyi. Ee, sevdiğim bir iş kurmak, inşa etmek ya da Kurmaya, inşa etmeye... taş taş üstüne... koymaya katılmak... taraf olmak benim... hoşlandığım bir şey. Yani... E, çeşitli insanlar irkilebilir. Zaman kaybı olarak görebilir. Ben e, kendi araştırmamı yapmayı tercih ederim filan diyebilir. Ama benim hoşuma gidiyor. Evet, harika. Öyle. Ee, biz Programa hazırlanırken biz... E, Kayıp yaşadık ve e, Sir Kemal Karpat hayatını kaybetti. 94 evet. yaşında Wisconsin Üniversitesi'nde e, hala çalışıyordu. E, siz Kemal Karpat'la tanışıyorsunuz tabii. Tanıştım tabii. E, biraz tanıştı. onun üzerine konuşalım. Onun tanıştı. katkıları, hikayesi. Yani şuradan başlayayım. Tanışıklığımızdan başlayayım. E, tanışmıyorduk. Beni galiba 1990'larda Wisconsin'de, Wisconsin Üniversitesi'nin Madison ana kampüsünde kendi düzenlediği bir sempozyuma davet etti. Ee, öyle tanıştık. Enteresan bir şey oldu. Çünkü ben vardım Madison'a. Madison yani Amerika'nın Orta Batı'sının ortasında uçsuz bucaksız düzlüklerin göbeğinde, yani şöyle söyleyeyim, üniversitenin kalmakta olduğu misafirhanesinde, şunu çok iyi hatırlıyorum. Sabah kahvaltısına indim ve o sırada. O sırada zannediyorum bir Avrupa Atletizm Şampiyonası cereyan ediyordu. Ben de atletizmi izlemeye meraklıydım. Bir gazete filan arıyorum ki... E, ...haber alayım bir yazıyordunuz şekilde. Yazıyordunuz eskiden atletizm, çok güzel olimpiyat yazıları yazıyordunuz. E, yazdım bir ara. Fakat indim üniversitenin misafirhanesinde... ...kahvaltı etmek için kafeteryaya. Yani bırakın Avrupa gazetelerini... Batı veya Doğu kıyısının Los Angeles Times veya New York Times filan gibi gazeteleri dahi yoktu. Özetle süt ve peynir fiyatları dışında hiçbir şey bulmak mümkün değildi. Yani... <laughs> ee, şey, e, göl kıyısında çok güzel bir kampüstü. Orada e, Kemal Hoca enteresan bir şey yaptı. Beni aldı, geldi aldı ve arabasıyla çıkardı ve Wisconsin eyaletinin kırsalında Madison'ın civarındaki o uçsuz bucaksız ovalarda, tarlalarda böyle galiba üç saat filan gezdirdi arabasıyla ve sürekli konuştu ve sürekli hayatını anlattı. Bu önemli bir şey. Çünkü bana Zannediyorum kendisini hatırlanmak istediği gibi ya da tanınmak ve bilinmek istediği gibi. Özellikle benim gibi tarih tarihçilik filan alanında radikal fikirleri olan kendisine göre çok genç bir insan tarafından tanınmak ve hatırlanmak istediği gibi anlattı. Önemli ölçüde de gerçeğe yakın bir şekilde anlattı. Kitaplarında ve makalelerinde o kadar net olmayan derecede bir liberal ve demokrat olarak anlattı kendini. Ee, uzun uzadıya Romanya'daki çocukluğu, gençliği üzerinde durdu. Ee, Türkiye'ye ee, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ne kadar demokrat fikirlerle gelmiş olduğunu anlattı Türkiye'nin Türkiye'den duyduğu rahatsızlığı anlattı Türkiye'deki tek Parti döneminin e, sonlarına geliniyor Türkiye'deki atmosferden duyduğu rahatsızlığı sonraki gelişlerinde de Türkiye'de aradığı demokrasiyi ve fikir özgürlüğünü bilim özgürlüğünü, akademik özgürlüğü bulamadığını anlattı. bu minval üzere eee hatırlarında da zaten konuştu. Türkiye'den Türkiye'de Eten, barınamadığını anlatıyor aslında. Evet, anlatıyor, ima ediyor, ihsas ediyor. Çok kuvvetli ihsaslar Hı -hı. söz konusu. Bir kere yeri gelmişken şunu şey diyeyim, belirteyim. Yani Kemal Karpat'ın Kemal Karpat'ı ölümünün ardından e, önemli bir Türkiye'li tarihçi e, işte e, 1970'te Wisconsin Üniversitesi'nde Turkey Studies, Türkiye Çalışmaları e, e, merkezini kurmuş. E, şunu şu kadar kitap yazmış, şu kadar makale yazmış filan. Deyim yerindeyse bir Türk büyüğü, büyüğü olarak e, anıyoruz ama Türkiye'nin Kemal Karpat'ın yetişmesine ve formasyonuna konularını sunmak dışında hemen hiçbir katkısı olmadığını düşünüyorum. Bir tarihçi bir düşünür, bir entelektüel bir sosyal bilimci olarak Kemal Karpat esas olarak bir içinde doğup büyüdüğü Romanya ki Romanya şunu unutmamak lazım. Romanya bütün Balkanların deyim yerindeyse yani kendi özlemleri ve iddiası itibariyle de Batıya en açık e, ülkesi bir bakıma yani Bükreş işte Balkanların Parisi e, lakabını taşıdı 19. yüzyıldan beri e, Romanyalı olmak, Romanya'da doğup büyümek işte neredeyse çocuktan nitek çocukluktan nitekim Fransızca ve İtalyanca Fransız. da bilmek demek e, e, falan e, önemli ölçüde Romanya'nın kültürel ve entelektüel çok kültürlü ortamının ve ondan sonra da erken bir aşamada gittiği ve meslek hayatının çok büyük kısmını sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri'nin elbette Türkiye'ye kıyasla hem daha özgür, daha çoğulcu, daha geçirgen ve aynı zamanda çok daha gelişmiş entelektüel akademik ortamının bir ürünü olduğunu düşünüyorum. Buna karşılık dediğim gibi Türkiye'nin bir bakıma Halil İnalcık gibi rahmetli Halil İnalcık gibi Kemal Karpat'ın da canını acıttığını, canını acıtmak suretiyle ilham verdiğini ve düşündürdüğünü. Fuat Sezgin canını, de var. E, evet Fuat Sezgin de canını canlı yani aklıma ünlü İngiliz İrlandalı şair William Yeats'in çok sevdiğim e, Yeats'in değil pardon Oda'nın Yeats'in ölümü üzerine yazdığı çok sevdiğim bir mısra geliyor. Mad Ireland Hurt You Into Poetry diye. İrlanda'nın çılgınlığı ki senin canını acıtarak şiire itti. E, Türkiye'de çeşitli biçimlerde bazı büyük insanların canlarını acıtarak onları itti. Ve bilime itti, tarihçiliğe itti konularını sundu, canlarını acıtarak ilham verdi. Muzaffer Şerif, Niyazi Berkez Muzaffer Şerif, Niyazi Berkes evet. e, e, hepsi Kemal Karpat'ta yani Türkiye'nin Karpat'ın esas olarak konularını vermiş olduğu bu can acıtıcı bir şekilde konularını vermiş olduğu çok bariz. 70'lerdeki gidişi de. 1970'teki gidişi çok enteresan. Burada ölümün ardından çok üzerinde durulmayan bir zaman içinde çakışma var. Kendisi anlatıyor zaten. Wisconsin'den mucize kabilinden böyle bir teklif gelmeden önce de kendisi Türkiye'den çıkıp gitmek peşinde. Mesela 1999'da Tarih Vakfı'nın Tarihçinin Mutfağı dizisinde e, yaptığı bir konuşma var. Gayet net söylüyor orada. Ve yani Wisconsin'den teklif mektubu geldiğinde açıp okuduğunda böyle defalarca okuduğunu, adeta inanamayarak defalarca okuduğunu Tam anlatıyor. Tam olarak e, gitmek şeyi ne? Motivasyonla gitmek istemesi. Türkiye'nin Türkiye'nin sıkıcılığından ve boğuculuğundan ve kuruluğundan ve yeknesaklığından ve en fazla Türkiye'nin kendine has otoritarizm biçimlerinin bilim alanını ısırmasından kurtulmak istiyor. Ee, şey. ee, Kemal Karpat 1970'te gitti. Halil İnalcık 1972'de gitti. Tamam, evet, yani bu, bu, hiçbir, şekilde, dönemler. hiçbir şekilde tesadüf Hı. değil. Ee, birisinin 192 yıl arayla. Ee, Halil İnalcık da İngilizce olarak yayınlanan Türkçe başlığı işte The Sheikh Story as Told by Himself, Şeyhin Kerameti Kendinden Menkul başlıklı uzun otobiyografik denemesinde şeyi anlatır. Yani 1960'ların sonları ve 70'lerin başlarında Chicago, Harvard, Pennsylvania hepsi İnalcık'ın peşinde koşuyorlar. Ve sonunda en iyi teklifi... Chicago yapıyor. Harvard'dan da iyi teklifi. Ünlü dünya tarihçisi William H. McNeill'in inisiyatifiyle. Yani iyi teklifi Chicago'ya. Chicago yapıyor ve Chicago'ya gidiyor. Ama Kemal Kark çok açık konuşalım. Çoğu insan konuşmak istemiyor bu gerçekleri. Ama Halil İnalcı'nın nereye gidebilirim acaba diye arayışında yani Amerikan üniversitelerinin çekiciliğinin ötesinde bir push factor, bir itme faktörü olarak Türkiye'nin ticiliğinin çok büyük payı var. Çünkü Halil İnalcık işte tam o yani 72'ye giden 1912 Mart 1971 darbesine giden aşırı politizasyon, aşırı kutuplaşma, aşırı sağ, aşırı sol çatışması yani kendisini Türkiye'de Halil İnalcık her zaman bilimsel masumiyetine, bilimsel izolasyonuna çok düşkündü. Giderek kendisini bilim yapamaz gibi hissediyor. Bana kendisi de rahmetli, kişisel olarak anlattı bunları. Zaten o sözünü ettiğim şeyde de, yazısında, makalesinde de, satır aralarında bu hissediliyor. Yani çok, çok acı bir şey. Türkiye'nin aşırı politizasyonu ve aşırı kutuplaşması bugünü mazur göstermek istemiyorum ama sadece bugün yaşanmıyor. Hı hı. Türkiye böyle adeta spazmodik bir şekilde ihtilaçlar halinde zaman içinde kendi içinde kıvranırcasına aşırı politizasyon spazmları yaşıyor ee, e, e bir şekilde ve politika politika sonuç olarak her şeyi her alanı işgal ve istila etmek eğilimi gösteriyor. Ee, yani bilimin, ahlakın, hukukun, sanatın filan hiçbir özelliğini bırakmıyor. Çinip e, e, şey ediyor. E, bunu talep de ediyor ama galiba değil mi? Yani Siyaset ve Devlet akademisyenlerden, sanatçılardan evet, bunu talep de evet. ediyor. Evet. Yani şöyle bir şey. E, İttihatçılardan ve yani jön türk devriminden ve kemalist devrimden bu yana Türkiye'de siyasetin bilimden ne beklenir? Bilimin bir ülkeye gerçek yararı nedir? Üniversitelerden ne beklenir? Üniversitelerin bir ülkeye gerçek yararı nedir? Konusunda kafası zerre cennet değil. Sürekli ...kısa vadeli araçsallaştırmalar ya. peşinde koşuyor. Abdullah Cevdet'in ee, böyle bir sözü var hocam. Ee, bize hakikat değil, faydalı hakikat gerekir. Aynen, aynen. Evet, evet. Sürekli şöyle bir şey... ...bu aslında... ...imparatorluğun çöküşü içinde... ...yani uzak Osmanlı tarihi için konuşmayacağım. Öyle aşırı genellemelere gitmeyeceğim. Ama özellikle imparatorluğun çöküş sancıları, sarsıntıları içinde öyle değildiysek bile çok kısa vadeli faydacı, pragmatik, utilitaryen bir ülke haline gelmişiz. Şöyle bir şey, sürekli bir kriz var. Acilen yapılması gereken işler var. Sürekli bir beka sorunu var. sürekli bir kriz var ve işte ne yapalım? Nizam-ı Cedid'i kuralım, Asakir-i Mansure-i Muhammediye'yi kuralım, Arazi Kanunnamesini çıkartalım, ondan sonra Vilayet, vilayet Nizamnamesini çıkartalım, onu yapalım, bunu yapalım, Darülfünün Reformu yapalım. Ee, hani bir kanun çıkartalım, bir yönetmelik çıkartalım ve bir çare bulalım. Ee, şu anki acil krize bir çare bulalım. Ee, aklıma şey ifadesi geliyor. Ee, 1900 orta vadeli geçmişte bir ara Murat Belge Cumhuriyet'te yazıyordu, Hazan Cemal'in Cumhuriyetinde Hı. yazıyordu ve tedbir almak üzerine bir yazı yazmıştı, sayfa yapıyordu. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Alim Allah bir tedbir alırız <laughs> diye bir ifade e, kullan. Hakikaten yani hani böyle şey laflar vardır ya soruşturma çok yönlü olarak genişletilmektedir ve her türlü tedbir alınmaktadır <laughs> e, filan. Murat Belgede buradan hareketle Alim Allah bir tedbir alırız görürsünüz e, diye e, mizahi bir e, e, yazı yazmıştı hiç e, şey etmiyorum unutmuyorum fakat işte her çeşit kriz algısı, bitmek bilmeyen krizler ve acil durumlar algısı yüzünden Türkiye'de kurulu düzen, siyaset, rejim, iktidar sürekli tam oturuyor ifade. Alim Allah bir tedbir alıyor. Ondan sonra o tedbirin sonuçlarını yaşıyoruz. Bunun bir parçası dediğim gibi Bilime, sanata, entelektüel hayata kısa vadeli, dolaysız, faydacı bir yaklaşım. Şunu diyemedi Türkiye'de devlet. Üniversitelere ta şeyden beri, e, hani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri, e, üniversitelere bir ülkenin üniversiteden ve bilimden beklediği nedir? Özerk ve özgür bilim üretimidir. Rahat bırakacağım, özgür bırakacağım, burnumu sokmayacağım. Şu veya bu politik amaç veya şu veya bu politik çizgiye uygunluk empoze etmeyeceğim. Kısa vadede değil, orta ve uzun vadede bilimin iyi gelişmesinden, coşkulu, verimli, bereketli gelişmesinden fayda umacağım. Hiçbir zaman denilemedi 1933 üniversite reformunda zaten... Reformu. E, i̇nkılaba hizmet etmediği için... E tabi e, tabii orada... Yani Açıkça zaten, aklımda, mi? zaten aklımda o var. Zaten oradan başlıyor. Yeni rejim kendi suretinde bir üniversite istiyor. Üniversitede daha Eski tarz alimler yok muydu? Olabilir. Bir reform ihtiyaç vardı ama... Hayır, reforma... Hayır. Onu kastetmiyorum. Burada normal olan... olayı... kendi kuralları içinde olağan akışına bırakmaktır. Yani... yeni kuşaklar... yeni konseptlerle... yeni yaklaşımlarla... Yeni yeni doktoralar yaparak geleceklerdir. Eski kuşaklar haliyle insan ömrü sınırlı, e, emekli olacaklardır, hayata veda edeceklerdir. Yerlerini yeni yeni yetişen kuşaklar alacaktır. Buna bırakacaksın. Yani e, reforma ha, idari re, reform derken idari önlemlerden, yani idari rasyonalizasyonlardan filan bahsetmiyorum. Bölüm sistemi, kürsü sistemi. E, terfi kuralları vesaire. 1933'te yapılan masif bir tasfiye'dir. Tam anlamıyla bir purge'dir. E, bir purga, purgatoryo'dur. E, şey e, ve e, durumu sadece şey kurtarmıştır. O sırada tesadüfen Almanya'dan, Nazizm'den kaçan evet. e, çok sayıda bilim insanının başka yerlerin yanı sıra büyük ölçüde Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'ye sığınması ve 1933 tarihli tasfiyesinin üniversiteye tahribatını. E, tahribatını yumuşatmış, örtbas etmiş, kamufle etmiş evet, bir şekilde evet. ikame etmiştir. Evet, evet. E, fakat yani bilime ve üniversiteye araçsal bakış ta oradan beri sürerek geliyor. E, şey diyor. Yani e, 27 Mayıs tasfiyeleri 27 Mayıs kendi kendi doğrultusunda araç sallaştırmaya çalışıyor. Efendim şey deniyor üniversitelerde aşırı sol ağır bastı. Onu tasfiye edelim. Onu başka tasfiyelerle dengeleyelim, solun artan etkisini vesaire ve hep bu dışarıdan yapılıyor. Hiçbir zaman burada tabii üniversitelerin kendi kusuru ve günahı çok büyük. Hiçbir zaman üniversitelerin içinden ya bırakın çekin elinizi biz ahlaki bakımdan kendi kendimize bir çeki düzen verelim. Biz kendimizi bu aşırı politika, politizasyondan ve kutuplaşmadan biz kendimizi kendi içimizde rasyonel diyalog yoluyla ve demokratik normlar iddiası yoluyla biz kendimizi kurtaralım bu beladan demiyor böyle bir inisiyatif çıkmıyor evet. o kampın etkisine karşı bu sefer bu kampın partizanları çıkıyor bu kampın etkisine karşı bu kampın e, partizanları çıkıyor yani e, kimse bir ortak ahlak ortak bilim ve üniversite ahlakıyla e, meseleyi çözmeye çalışmıyor Tarih özellikle çok fazla Türkiye'de güncel siyasetin bir parçası. Yani o yüzden tarihçiler bunu çok daha hedefinde aslında. Çok, çok, çok. Yani iki, iki disiplin var ki, yani ortaokul, lise düzeyinde iki ders, üniversite düzeyinde iki bilim dalı, iki ana bilim dalı diyelim var ki tarih ve edebiyat. Lise düzeyinde tarih dersleri ve Türkçe dersleri, üniversite düzeyinde işte tarih bölümleri, tarih müfredatı ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri. Bunlar ideolojik ve siyasi bakımdan aşırı hassas disiplinler. Bunlar sadece Türkiye'de değil. 19. yüzyıldan itibaren Avrupa'da da 19. yüzyıl boyunca Avrupa'da da ulus devlet inşası açısından hassas disiplinler, kritik disiplinler olarak görülüyor. Çünkü millet ulus devlet birliği bir bir kere dil birliği üzerine kurulmak zorunda diye düşünülüyor. Ortak ve merkezi bir resmi dil olması lazım. Bütün eğitimin, öğretimin, ordunun, devlet dairelerinin, bütün yayın organlarının, basının, şunun bunun o dil üzerinden sosyalizasyon sağlıyor olması lazım. İkincisi, tarih milletin tarihin derinliklerindeki köklerini bulmak ve ortaya çıkarmak ve anlatılandırmak bakımından bir Millete ortak tarih bahşetmek. Bak bu senin tarihindir, buna inan diye bir ortak tarih bahşetmek bakımından çok hassas kabul ediliyor. Bir de tarih sürekli yeni yeniden yaratılıyor ihtiyaçlara Ama göre. Ama evet Tabii, tabi. Tabii. Ee, şimdi şu oluyor Batı üniversitelerinde, Batı akademisinde 19. yüzyıl sonundan itibaren ve özellikle de iki büyük olayın etkisiyle, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın travmatik, katastrofik etkileri sonucu devlet, siyaset pek çok alandan elini çekiyor. Bunda şunun çok büyük payı var. 1914'e giderken örneğin milliyetçilik bir kitle seferberlik ideolojisi olarak henüz taze, yıpranmamış ve herkes inanıyor. Yani İngiliz, Alman, Fransız vesaire milliyetçilikleri kendi ülkelerini tıpış tıpış topyekün savaşa, kendi toplumlarını topyekün savaşa götürebiliyorlar. Fakat Birinci Dünya Savaşı'ndan muazzam darbe alarak çıkıyorlar. Sadece bir siyasal ideoloji olarak milliyetçilik aşınmakla ve yıpranmakla kalmıyor. Milliyetçi tarih yaklaşımı, milliyetçi tarih öğretisi, milliyetçi tarih müfredatları, birinci Dünya Savaşı ile bir darbe alıyor, arkasından 2. Dünya Savaşı ile bir darbe alıyor. Yani sonuç olarak bizi felakete ne götürdü? İşte yani ilkokuldan başlayan bu milliyetçi tarih anlatıları bizi böyle düşmanlıklara ve böyle felaketlere götürdü oluyor. Kültürel ve akademik planda, eğitim planında faturasının bir bölümü milliyetçi tarih öğretimine çıkarılıyor. Ee, 1945, bizim Avrupa demokrasisi dediğimiz şey esas olarak 1945 sonrasında inşa edilmiş bir şeydir. Yani hatta şöyle de diyebilirim, modern demokrasi, Esas olarak 1945 sonrasında Batı Avrupa'da inşa edilen veya yeniden inşa edilen, yeniden tanımlanan, yeniden içeriklendirilen bir şey. Çok geç kalmamışız yani ee, zamanında yetişmişiz. O e, şey. Evet yani, yani e, şimdi şöyle bir optik illüzyon, şöyle bir optik yanılsama söz konusu oluyor. Bakıyoruz e, 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin... 80'lerin Avrupa demokrasisine ve zannediyoruz ki Avrupa hep böyleydi. Hayır değildi. Hayır. Esas olarak bu İkinci Dünya Savaşı sonrası bir olay. Ama bu günümüz Avrupa demokrasisinin inşasında siyasal yani zaten milliyetçilikten uzaklaşmadan Avrupa Birliği mümkün olamazdı. Hem doğrudan doğruya güncel kamuoyu ve siyaset sahnesi platformunda hem eğitim, öğretim, okullar vesaire platformunda bu çok önemli bir gelişme. Evet. Fakat Türkiye'de sonuç olarak ülkelerin ülkeler, zamanın akışı farklı ülkeden ülkeye. Ülkelerin kaderi farklı. Ondan sonra ülkelerin tarihsel patikaları, mecraları farklı. İmparatorluk 1918'de çökünce imparatorluğun enkazından kalan Türkiye parça parça yutularak sömürgeleşme eşiğine geliyor. Ve buna karşı verilen milli mücadele Türkiye'de devletçi milliyetçi ideoloji için yeni bir hayat alanı, yeni bir canlanma alanı açıyor. Sadece eski iddiaçılık, Kemalizm biçiminde rehabilite olmakla kısmi bir iadeyi itibara uğramakla e, kalmıyor. Bütün o ideoloji kısmen, kısmen e, iadeyi itibara e, e, uğruyor. Bu, ve Şu anda e, önümüzde e, duran e, kitap Kemal Karpat'ın evet. e, birinci baskısı, politik partiler Türkiye'deki bu şeyi anlatan siyasi... Bu siyasi, e, bunu getirdim siyasi, siyasi beraberimde. O bu, kitap mesela çok. E, Tarih, çıktığı tarihe göre çok soğukkanlı bir kitap aslında. İnanılmaz derecede soğukkanlı bir kitap ve bugün de yeniden okumaktan keyif alıyorum. Ee, Turkish Politics, Princeton Üniversitesi baskısı 1959 tarihinde. Ee, şunu söyleyeyim. Türkiye'de yani, siyasi tarih ha, diye falan yani çevrildi galiba. 27 Mayıs'ın bir yıl öncesinde yayınlanıyor e, e, bu kitap. Ve buraya gelirken Oturdum son bölümünü yani genel olarak kitabı karıştırdım ama Oturdum son bölümünü baştan okudum. Kemal Karpat'ın bir bir kere 1959 yılında ne kadar anti devletçi, anti otoriter, anti milliyetçi evrensel liberal demokratik ölçüler içinde durduğu hakikaten şaşırtıcı ve Hiçbir aşamayı idealize etmeksizin. Bu arada Kemalizm'i, Atatürk'ü, Atatürkçülüğü filan da zerrece idealize etmek için etmeksizin. Yani geç dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun sorunları, Jön Türkler, Jön Türklerin çıkmazları, İttihatçıların Jön Türklerin başarısızlıkları, bunların cumhuriyete nasıl devredildiği, cumhuriyetin nasıl bir otoriter kalkınmacılık modeli yukarıdan aşağı otoriter Kalkınmacılık modeli seçtiği 1946'ya gelindiğinde artık bu otoriter kalkınmacılık ve tek Parti modelinden nasıl herkesin canına tak demiş olduğu 1950 seçimlerine giden yolun nasıl açıldığı ve arkasından bakın 59'da Demokrat Parti'nin hangi yanlışlara ve tuzaklara evet. sürüklendiği? Yani zamanı için hayret verici bir evet. 60 yıl oluyor. 1959-2019. Hiç propaganda şeyi yok. Hiç propaganda şeyi yok. Hiçbir militan pozisyona angajman yok. Çeşitli olabilecek ideolojik, politik pozisyonlara olması gerektiği kadar soğukkanlı bir bilimsel mesafelilik e, e, içinde e, yani e, bugün de üzerinde çok durup düşünülecek, sakin sakin okunacak. Yani aklımdan şey dahi geçti. Acaba 3-5 sayfasını tercüme edip bir yerde yayınlasam mı diye. Bunları 1959'da söylemişti. Kemal Karpat diye mesela ilk üç sayfasını bu sonuç bölümünün tercüme edip yayınlasam mı diye düşünüyorum şimdi de e, düşünüyorum Aslında Türkiye bu e, tarih meselesinde yani bu ideolojik milliyetçi e, resmi tarih meselesinde çok mesafe almıştı yani bununla karşı bir akademide de özellikle mesafe alan Hani buna eleştirel bakan ama sadece akademide de değil yani toplumsal olarak da çok eleştirel bir tutum var televizyonlarda çok tartışmalar oluyordu pek çok mesele tekrar... ortaya çıkıyordu, tartışılıyordu. Bayağı ilerlemiştik sanki gibi düşünüyorum ben. Fakat sonradan bir anda tekrar... bir e, e, her iki cephede yani... kaç cephe var işte, kaç cephe varsa o cephelerin hepsi... tekrar eski tarih, bildikleri tarihe, bildikleri resmi tarihlere doğru işte... Atatürk... yani bütün çözümlerin Atatürk'te olduğu tezi tekrar... şey oldu. Onun karşısında işte bütün çözümlerin işte Osmanlı'da... Abdülhamit'te oldu. Yani onu kaybettiğimiz için bu hale geldiğimiz tezi bir anda hani yani daha önce defalarca hani aslında üzerinden geçilmiş böyle olmadığı da söylenmiş tezler insanlar döndü. Bunu bu böyle bu kaçışlar yani tarihe kaçışlar hani bugün konuşamamaktan kaynaklanan şeyler mi? Ümitsizlikten kaynaklanan şeyler mi? Bugünün hikayesinin bitmesi mi? Siz nasıl bunu yorumluyorsunuz? Çünkü siz de bu tartışmaların çok ortasındaydınız. Um, geç, Doğru. Şimdi Türkiye bir 1971 darbesini yaşadı. Arkasından 1980 darbesini yaşadı. Şimdi daha önce 1960'ta Atatürkçülük adına yapılmıştı. Ama 1960 solun canını yakmamıştı. 1971 ve 1980 darbeleri solun canını yaktı. Şundan ötürü önemli. 60'lar ve 70'lerde Türkiye'de yani bir şöyle bir düşünsel entelektüel asimetri vardı. Ee, bir tarih teorisi, metodolojisi ve yaklaşımı olarak resmi ideolojinin, resmi söylemin Dışında kalan önemli elit entelektüel akım Marksizmdir. Ee, e, 1950'ler ve 60'larda henüz çok Atatürkçü olan, çok fazla Kemalist devrim yanlısı olan solcular, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinin Etkisiyle unutmayalım bu darbeler Atatürk, Atatürk, Atatürk diye yapıldı. Yani böyle günde 3 öğün, 5 öğün, 10 öğün zorunlu Atatürk kaşıklanmaktan, Atatürkçülük kaşıklanmaktan herkesin canına tak dedi. Ve sol entelijensiya içinde özellikle genç kuşaklar, Yeni yeni yetişen tarih öğrencileri ya da genç tarihçiler içinde Kemalist devrim ideolojisinin eleştirisi o zaman başladı. Ee, şey e, ve bir dönem dediğiniz gibi bir 20. yüzyıl Cumhuriyet Türkiye'sinin empoze ettiği ideolojik politik tabular konusunda sorgulayıcı bir yaklaşım hakim oldu. Siyaset meydanı programlarında bandırma vapurunun saatlerce tartışıldığı programlar hatırlıyorum. Evet, fakat fakat şöyle bir problem vardı. Konular tartışıldı. Hmm. Anlatabildim evet. mi? Temel metodoloji tartışılmadı. Ya da tarih ile siyaset ilişkisindeki sakatlık kimse tarafından masaya yatırılmadı. Aslında bu da siyasi bir tartışma. Evet, cildi. evet. Yani... O konunun doğrusu faktografik doğrusu öyle değil böyle. Atatürk Samsun'a Takayla gitmedi zaten ben hiç bilmiyordum laf arasında kim dedi ki Takayla gittiğini hep her, her zaman Bandırma vapuruyla gitmişti ama işte tartışma şu düzeyde oldu. Ondan sonra Takayla gitmedi Bandırma vapuruyla gitti. Ve elinde Padişah 6. Mehmet Vahidettin'in... yetki belgesiyle gitti. Falan. Başka yerlere savruldu bu sefer yani. O onu gönder Şimdi gönderdi. E, yani, re, yani... Veya bilmem işte büyük nutukta söylenmeyenler... filan... Bunlar... Bu çok iyi bir şeydi. Ama... Bunlar olay olay, episod episod konuşuluyor ve şu veya bu ölçüde bir kısmi düzeltmeye, faktografik düzeltmeye tabi tutulmaya çalışılıyordu. Ama 70'lerin, sonra 80'lerin, sonra 90'ların ve 2000'lerin tartışmaları içinde kimse, hiçbir taraf, birey olarak söylemeyeyim de, grupların, tarafların, kesimlerin hiçbiri bir bütün olarak bilimin ve tarihçiliğin siyasetten özertliği ve özgürlüğünü savunmadı. Burada çok temel bir sakatlık var. Evet. Bir reklam arası ee, onun verelim için, hocam. Onun için geri kaymalar, onun için geri kaymalar. Temel metodolojik ve zihinsel mesele hallolmadı. Onun için geri kaymalar, patinajlar çok kolay oluyor. Bir ara verelim ondan sonra buradan devam edelim. Aradan sonra tekrar buradan devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz konumuz Ali Baktay. Ee, hocam ee, kaldığımız yerden devam etmek için küçük bir birkaç malzeme masanın üzerine bırakayım onlar üzerinden de konuşmuş oluruz ee, şimdi ee, bu ee, tarihin Türkiye'nin şu anki güncel tartışmasına böyle geri dönmesi ve klasik tarih okumalarının popüler hale gelmesi tekrar sonuçları var. İşte mesela Atatürk hakaret davaları tekrar ortaya çıktı ve bunlardan tutuklanmalar yaşanıyor pek çok. Geçen hafta ise ilginç bir şey oldu. Bir de yani cephenin başka bir tarafında da bir Abdülhamit şeyi var. Yani bütün neredeyse Osmanlı tarihini ve Türkiye'nin bugününü Abdülhamit'le açıklama ve Abdülhamit'in başına gelenlerle analojiler kurma falan üzerine kurulu bir yeni bir moda var diyelim. Hani Abdülhamit her zaman aslında çok tartışılan ve üzerinde konuşulan bir padişah hak ettiği gibi aslında. Mesela geçen hafta Ankara'da 44. Asliye Ceza Mahkemesi çok ilginç bir karara imza attı. Facebook'ta Abdülhamit ile ilgili bir yazı yazan ve Abdülhamit'in işte korkak, despot ve vesveseli olduğunu söyleyen birine hakaret eden, ağır bir hakaret eden bir kişi hakkında işte dava açıyor yazı yazan kişi. Fakat mahkeme diyor ki yani böyle çok önemli bir şey tarihi kişiliğe böyle hakaret ettiğiniz için bu haksız tahrik şeyine girer. Hani hani sana hakaret ediyorsa sen de hani bu Abdülhamit'e hakaret ettiğin için bu hakaret yedi manasında haksız tahriği böyle açıklayalım. Bir karar verdi. Ee, bunda... Bu geçerli geçerliyse biz bitmişiz demektir. Bu geçerliyse bu anlayış genel geçer kabul edilecekse. Yani herkesin her kesimin Tarihte kendisine ideal, model, örnek, kahraman bildiği kişiler var. Diyelim ki. Bunların herhangi biri aleyhine yazı yazmak, o yazıyı yazan kişiye hakaret vesilesi olacaksa ve ondan sonra bu hakaret tahrik var diye mazur görülecekse, bence biz toplum olarak bitmişiz demektir. Bu kadar hiçbir şey yani bu 150, hiçbir şey yani olmuş bu yani. kadar şimdi her zaman Türkiye toplumunun, Türkiye kültürünün tarihsel gerçeklik ile arasına mesafe koyamama diye bir sorunu var. Yani biz tarihi adeta şöyle yaşıyoruz. Çeşitli şekillerde ifade etmeye çalışabilirim. Şimdi Yakın geçmişte belki hatırlarsınız şöyle olaylar cereyan ediyordu. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde istirdat günleri. Çeşitli il, ilçelerin, kasabaların, şehirlerin Yunan veya Fransız filan işgalinden veya Ermeni işgalinden kurtuluş günleri kutlanıyor. Bu kurtuluş törenleri daha ziyade vesayet rejimi altında teatral performanslar biçiminde yapılırdı. Yani yerel garnizon birliklerinin bir kısmına mesela Yunan askeri kıyafeti giydirilirdi. Ondan sonra veya Ermeni komitacıları kıyafetleri giydirilirdi veya Fransız askerleri. Ya bilmem işte Türk askeri kurtarırken süngülerdi şunları veya bunları bir bir kere yani bu sonuç olarak bir tarihsel performans. Hep şunu yaşardık Anadolu'nun çeşitli köşelerinde. Halk galeyana geliyor. Yani halk geliyor ve Yunan veya Fransız askeri veya Ermeni çetecisi kılığına giydirilmiş kılığı giydirilmiş Türk askerlerine saldırıyor. Yani onların <laughs> yani Onları adeta gerçekten yani sanki böyle 1918-1919 yılındayız vesaire gibi, 1920 yılındayız gibi sonuç olarak tiyatroda rol oynamakta olan figüranların üzerine saldırıyor. Yeni baştan işte Yunanlı'nın, Fransız'ın filan üzerine saldırır gibi. Ya da bu olaylar o kadar çok tekrarlanırdı ki Asker itiraz ederdi. Yani biraz yani. da, hayır, yani Yunan askeri kılığına girmek istemiyoruz filan diye şey. Şimdi burada bir yani bir mesafesizlik sorunu var, bir özdeşleşme sorunu ve sanki bugün yaşıyormuşçasına davranma sorunu var. Tarihe bütün bakışımızda bu son derece geçerli. Bir de bugünün çözümlerini orada arama. Şeyi e, e, tabii çünkü sanki hep o anın içindeyiz. Yani bu şundan kaynaklanıyor. Bugünün çözümlerini orada aramak. O an, o tarihsel moment, 80, 100, 120 yıl geride kalmış filan olabilir ama sanki hep o anın içinde yaşıyoruz ve o an tekrar yaşanabilir ve. Geçmişte yapıldığı düşünülen yanlışlar yapılmayabilir. O andan itibaren tarih tekrar doğru akmaya başlayabilir. Tabii farklı kesimlerin farklı doğru anlayışları var. Ama bu mümkün değil. Biraz Ama, ama yani şunu söylemek istiyorum. Bu yani ben tarihin ve tarihçiliğin aşırı politize edilmesi derken illa ve sadece devletin doğrudan müdahalelerini kastetmiyorum. Nesiller boyu tarihçilerin, tarih öğretmenlerinin vesaire içine sinmiş olan bir şey var. Tarihe, tarihte benim takımım kim? Tarihte benim Fenerbahçem nerede? Benim Galatasarayım nerede? Benim Başakşehirim nerede? Böyle bakıyorlar e, e, tarihe. Kemalisti tarihte benim öncüllerim nerede diye bakıyor. Müslümanı tarihte benim öncüllerim nerede diye, muhafazakarı tarihte benim öncüllerim nerede diye öyle bakıyor. Bir, e, yani bilim olarak bakmıyor kimse. E, çeşitli birbiriyle mücadele eden güçler, tarihteki yaşanmışlıklar, e, iddialar, farklı programlar, farklı pl platformlar, bunların çatışması diye meta, yukarıdan bir bakış açısından bakmıyor. Kendi bizi açısından bakıyor. Bir biz var. Bizim bizimiz. Yani o kesimin veya bu kesimin. Bir bütün olarak belki Türk milliyetçiliğinin bizi. Ama aynı zamanda Türkiye içinde farklı ideolojik politik kesimlerin bizi. Herkes tarihte kendi doğrulamasını bulmak için. Kendi konumunun teyidini doğrulamasını bulmak için bakıyor. Şimdi Abdülhamit örneği. Abdülhamit e, e, bir dizi var belki izlemişsinizdir. Payitaht diye şu an çok popüler olan. Bir biliyorum evet korku filahket ko ya. yani o izleyeyim. kadar o kadar yanlış, o kadar hurafe, o kadar yalan, o kadar gerçeklere aykırı. Yani e, Ustura Kemal tipi vardı e, karikatür dizisi. Bir Tophane Kabadayısı. Abdülhamid'i neredeyse ustura kemal haline o, getirmiş o, durumda. Onun bir sahne var. Onu bir bakalım buradan. Ee, siz de, sizin söylediğinizi tabii şey Ses alamadık. Hanedanımız, dedelerimiz de harp etti. Biz de bu toprakları işgal etmedik mi? Etmedik. Biz hiçbir yeri işgal etmedik. Biz adım attığımız topraklarla beraber insanların gönüllerini fethettik. Sömürmedik, zulmetmedik. İnsanları ezmedik. Dinlerini yasaklamadık. Huzur götürdük. Medeniyet götürdük. Adalet götürdük. Dedemiz Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul surlarına dayandığı vakit, surların arkasından insanlar, biz Latin külahı yerine Türk sarığı görmek isteriz diye inliyorlardı. Bizler de harp ettik. Dizi çok popüler fakat dizide Abdülhamit sürekli böyle konuşuyor. Yani hiçbir Bu no. öyle bir konuşma ki yani e, Dört 4 ayrı lise sınıfının ders kitaplarındaki popüler cümlelerden, popüler tarih cümlelerinden bir montaj, bir melanj yapılmış. Abdülhamit hepsini birden söylüyor. Yani güzelce tokatlıyor. <laughs> evet. Şimdi e, bu bu bir kere bu dizinin tarihsel gerçeklerle uzaktan yakından en ufak bir ilgisi yok. Abdülhamid'i de tarihsel Abdülhamid'den son derece farklı bir şekilde. Tarihsel Abdülhamid dikkatli, ihtiyatlı, çok hesaplı, asla kabadayı değil, Osmanlı'nın daralan ve azalan gücünün sınırlarını çok iyi bilen, onu çok ihtiyatlı bir şekilde kullanmaya çalışan, o sınırlı gücün toptan israfına yol açacak maceralara girmekten çok dikkatle uzak duran, Bu kadar kaba olmayan. Yani bir sürü gayet sofistike, evet, gayet evet. ince. Yani Abdülhamid'in, gerçek özelliklerini konuşacaksak bunları konuşalım. Edebiyat, müzik bunlar. Işte ee, yani oturmuş, burada grup bu dizide dediğim gibi Abdülhamit e, Abdülhamit bir e, nasıl diyeyim bir 20. yüzyıl mesela Macaristan'da Amiral Horti e, Yunanistan'da Mareşal ...Metaxas filan bir 20. yüzyıl küçük askeri diktatörü gibi konuşuyor. Evet. O kabadayılıkla konuşuyor. <laughs> Ve şunu söyleyeyim gene bu gerçekleri konuşacaksak Geç dönem imparatorluğunun kendine has kültürünün bir dikkatli Osmanlı emperyal yöneticisinin kültürünün tamamen dışında bir şekilde konuşuyor. <laughs> Abdülhamit bayağılaştırılmış, kabadayılaştırılmış bir grotesk karikatüre dönüştürülmüş durumda bu dizide. Kalkıyor İngiliz elçisini tokatlıyor filan böyle acayip şeyler yapıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. İşte tam tarihin kötüye kullanılması, suistimalinin örneği bu dizi. Şöyle bir derin problem var. İttihatçılar, Jönler, Abdülhamit'i, yani Abdülhamit bir muhafazakar modernist. Muhafazakar, korumacı, savunmacı, ihtiyatlı, imparatorluğu daha fazla dağıtmamaya çalışan bir muhafazakar modernist. Zamanının aslında imparatorlarından biri aslında. Evet ve Abdülhamid'in muhafazakar modernizmi iyi bir şey söylediniz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun muhafazakar modernizminden Rusya'da 3. Alexander ve sonrası muhafazakar modernizminden Romanovların ya da 1870'te kurulan yeni Alman İmparatorluğu'nun muhafaza, Bismarck'ın muhafazakar modernizminden çok farklı değil. Bunların hepsi zamandaş. Bütün bu yöneticiler, hükümdarlar, hakimler bunların hepsi hem modernizasyon istiyorlar ve aynı zamanda parçalanmaya yol açacağı gerekçesiyle ilk demokrasi muhalefet, çok fazla çoğulculaşma vesaire istemiyorlar bir arada tutmaya çalışıyorlar adı üstünde muhafaza etmeye Hı. çalışıyorlar bu bakımdan bir kere Abdülhamit öyle çok yeryüzünde işi görülmeyen yani nasıl Mustafa Kemal bir dizi yarı kolonyal veya kolonyal lider ile mukayese içinde anlaşılmalıysa ve Kemalizm, yani Kemalizmi nasıl Nasırcılık, Bağızçılık vesaire ile karşılaştırma içinde veya Bismarckçılık ile karşılaştırma içinde anlamak zorundaysak, mukayeseli tarih yapacaksak, Abdülhamid'i de çağ içinde ve mukayeseli ölçüler içinde anlayacağız. Şimdi Jön Türkler, İttihatçılar, tamam, ihtilalci. Bütün ihtilalciler gibi, bütün e, devirmeci ihtilalciler gibi, kendilerinden önceki devirmeye çalıştıkları ve sonunda devirdikleri rejimi kapkara göstermek zorundalar. Fransız devriminde de var, Rus devriminde de var. İptalçılıkta da var, kemalizmde de var. Kendinden önceki rejimi kapkara göstereceksin. Aksi takdirde ihtilal gibi bir anormal siyaset yöntemini... ...jüstifiye edemezsin, haklı gösteremezsin. Kapkara göstereceksin ki, kendini de hak göstereceksin ki... ...devireceksin, Dev devirmeyi meşrulaştıracaksın. Hı hı. E Bu yüzden e, Abdülhamit etrafında bir anlatım kuruyorlar. İşte Kızıl Sultan, işte saray burnundan çuvallar içinde denize atılanlar vesaire vesaire. Gerçek payı hiç çok demiyorum ama bunun ideolojik bir konstrüksiyon olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi buna karşılık Türkiye'deki muhafaza bir Kızıl Sultan anlatımı var. Bunun karşısında Türkiye'deki muhafazakar kesim, muhafazakar kesim buna tepki içinde yıllar yılı kendi muhafazakarlığının simgesi olarak gördüğü Abdülhamit etrafında bir Ulu Hakan söylemi. Kızıl Sultan karşısında Ulu Hakan. Ulu Hakan. O, o da aslında tarihçi olmayan, Hacı fazla ait bir şey aslında. Evet. Onun, onun yarattığı bir şey aslında evet, biraz da. Evet, olabilir. evet. Yani böyle bir... E şimdi şu oldu maalesef. Abdülhamit dönemine bakış bu iki zıt ideolojik konstrüksiyonun Etkisi altında parçalandı evet. ve doğru dürüst tarihçilik çok zor yapılabilir bir hale geldi Abdülhamit konusunda var yapanlar mesela Aslında. değerli meslektaşım arkadaşım Selim Deringil çok önemli bir kitap yazdı Abdülhamit dönemi hakkında çok serin kanlı bir e, kitap yazdı var ama çok zor şimdi son zamanlarda tekrar büsbütün zorlaştı evet. çünkü e, gene bir Acil kriz algısı yaşıyoruz. Gene bir, e, yani öyle bir acil durumla yüz yüzeyiz ki, öyle bir krizle yüz yüzeyiz ki, beka meselesi ön planda ve bu beka ideolojisi kendini, beka arayışı kendini bütün alanlara teşmil ediyor. Yani bütün alanlarda bir reaksiyon yaşanıyor. Bu arada bilim alanında ve tarihçilik alanında da bir reaksiyon yaşanıyor veya popüler tarih alanında bir reaksiyon yaşıyor. Çünkü demin yaşanıyor. Çünkü demin de söylediğim gibi temel meseleyi kafalarda tarihe bakışta, toplumun tarihe bakışında o mesafe ve soğukkanlılık meselesini ve e, tarihe takım tutma, kahraman arama anlayışıyla yaklaşmaktan vazgeçme meselesini çözebilmiş değiliz. Tarihi özgürleştiremiyoruz, tarihin yakasını bırakamıyoruz. Problem burada. Evet, üzerinden yani 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı He. bile He. tam olarak Türkiye'de. Yani e, çok... E, yani. E, İster Demokrat Parti ve Menderes dönemi, ister Abdülhamit, ister Ertuğrul, ister şu bu, ister bu. Her konuda yani günün popüler duyarlılığını gözeterek nabza göre şerbet vermek. Ondan sonra yani tarih alanını ifsad etmeye devam ediyor. Bu Birinci Dünya Savaşı ile ilgili özellikle yani o, o, travmanın sürekli devam etmesinin sebeplerinden biri acaba tam olarak oradaki yenilgiyle yüzleşememek olabilir mi? Yani çünkü tarih kitaplarında tabi yani neredeyse hani Suriye Filistin cephesinden bahis, hiç bahis yok. yok. Ben bahis çok yıllar yok. sonra duydum yani Suriye Filistin cephesini yok. kendim okuyunca. Bizde e, o zaman da bir şeye dönüşüyor. Yani biz biz yenilmedik aslında meselesine dönüşüyor. Önemli bir noktaya değindin. Bizde Birinci Dünya Savaşı anlatıları %95 Çanakkale. Evet. Yani varsa yoksa Çanakkale. Burada siz çok iyi Çanakkale'yi anlatıyorsunuz. Orada gezilerde de E yani Çanakkale önemli ve ben Çanakkale'yi anlatıyorum ve Çanakkale inkardan gelinecek hakkında nihilist tavır alınacak bir olay değil vesaire. Şimdi onu da belirteyim... belirttiğim yeri gelmişken bu yıl Mayıs başından itibaren İbni Haldun Üniversitesi olarak ...bütün öğrenciler, bütün öğretim üyeleri... ...grup halinde gitmeye başlayacağız. Harika, çok şanslılar. Ee, fakat yani... ...şimdi Çanakkale... ...dört küsur yıl devam eden... ...Birinci Dünya Savaşı'nın... ...sonuç olarak sekiz aylık bir tek cephesi. Evet. Ve işte... ...1915 Mart'ında başlıyor... ...1916 Ocak başında bitiyor. Çanakkale... Birinci Dünya Savaşı'nın çeşitli cepheleri içindeki bir zafer, biricik zafer. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen bütün diğer cepheleri, İttihat ve Terakki diktatörlüğünün emrindeki Osmanlı orduları için çeşitli boyutlarda felaketler. Sarıkamış, yani genel kurmay da kabul etti Sarıkamış'ın nasıl bir felaket evet. olduğunu. Sarıkamış hala doğru dürüst yazılıp çizilmiyor, anlatılmıyor. Bir tarih amatörünün değerli çalışmaları var. Evet. Bir, bir doktorun ıı, değerli çalışmaları gerçekten var. Çok soğukkanlı soğuk ama... esas olarak yani... popüler tarih kültüründe ufkun altında kalıyor... Evet. Sarıkamış. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu açısından... en uzun ve sürekli cephesi Mezopotamya aslında, Güney Cephesi. Evet. Ee, yani... Arap Cephesi... diyeyim ee, öyle diyeyim. Ee, şeyden... bugünkü... E, Suriye ve Irak'tan yani... Süveyş kanalından... Basra Körfezi'ne kadar... E, Adat, uzanan Kudus, bir Eyrut, alanda. Işte an... Bütün yani bugünkü... Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, İsrail. İsrail vesaire bölgelerini, ülkelerinin topraklarını içine alan bir alanda cereyan eden Güney Cephesi ve sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı Osmanlı tarafından Güney Cephesi'nde kaybedildi. Ne yani sonucu Güleci, belirleyen orası aslında. Orası belirledi sonuç. Ama hiç orası bahsedilmiyor onlar. Orası hiç o zaman yani insanlar bir, da anlayamıyor aslında biz niye yenildik. Bir bir yani bir, işte bir kutul amere e, çıktı kutuz, evet. e, e, filan. Kutul amere de çok küçük bir olaydır aslında. Küçük ve geçici ve yani sonuç olarak bir İngiliz birliği ihtiyatsız ilerlemesi sonucu kendi destek birliklerinden ve üst alanlarından kopuyor, kuşatılıyor ve teslim olmak zorunda kalıyor. Ama bu taktik başarının bir bütün olarak güney cephesinin stratejik seyri üzerinde tayinci bir etkisi yok. Zaten 7 ay sonra Kut düşüyor, aslında ee, evet, esas Badat düşüyor büyük şey. Evet, yani şey ve güney cephesinden güney cephesini mesela Nablus yarması veya do Muharebesi veya do Yarması. Yani bu terimi acaba Türkiye'de kaç kişi biliyor? <laughs> yani sonuç olarak e, bugünkü e, işte Lübnan Kuzey Suriye, Batı Suriye sahil şeridi üzerinde cereyan eden bir İngiliz ordusunun çok zayıflamış Osmanlı birliklerine karşı tayin edici bir yarma ve çevirme harekatının bütün Güney Cephesi'ni çökerttiğini ve bu arada Mustafa Kemal'in de orada pek iyi sınav vermediğini mesela... ...Türkiye'de kaç kişi biliyor? Kaç kişi e, e, farkında? E, neden Çanakkale öne çıkıyor? Anlamak mümkün. Yani bunun duygusal, zihinsel bir izahını yapmak mümkün. Bir kere dediğim gibi genel olarak felaketli bir savaş içinde biricik zafer. Ve çok önemli yani eskiden Osmanlı tebaası olmuş küçük uluslara karşı değil, doğrudan doğru İngiltere ve Fransa'ya karşı hı hı. kazanılan bir zafer. Bir bakıma, Türkiye'nin Çuşiması. 1904-1905 Rus-Japon Harbi'nde, Rus donanması Çuşima Deniz Muharebesi'nde, Japon zırhlıları tarafından bozguna uğratılır. Ve bu Japonya'nın, Büyük devletler camiasına giriş kart vizitidir. Türkiye'de Aynı de coşkuyla karşılanıyor. İlk defa evet. doğulu güç bakıya evet. yeniyor evet. diye. Evet, Türkiye'de de coşkuyla karşılanıyor. Ee, Türkiye tarihinde, erken cumhuriyet döneminde, Çuşimaya yaklaşan, biraz yaklaşan biricik olay Çanakkale. Zırhlıları, zırhlılarla değil ama kıyı topçusu ve mayın tarlalarıyla püskürtüyor. Osmanlı boğaz savunması sistemi. Sonuç olarak zırhlılar püskürtülmüş oluyor. O zırhlılar yani İstiklal Marşı'ndaki garbın afakını çelik sarmışsa, çelik zırhlı duvar var ya... Hmm. O çelik hmm. zırhlı duvar onlar. Hmm. O zırhlılar hmm. e, Çanakkale Şehitlerine şiirinde çok daha belirtik olarak e, geçiyor neyi kastettiği. O imajı alıyor. E, şey Yani... Batıyın, batıyı, batıyı sembolize eden buhar ve çelik uygarlığı. Ama onun da... ...asas timsali o çağın hegemonik... ...teknolojisi dreadnoughtlar, zırhlılar. Çelik zırhlı duvar o. Şimdi bu bakımdan önemli... ...Türkiye tarihinde. Yani şeyden itibaren... ...en son... ...93 Harbi'nden, 1877 78 Arkasından 1911 Libya, Trablus. Arkasından 1912-13 Balkan bozgunu. Yenilgi, yenilgi, yenilgi üst üste geliyor. Hatta bunu yüzyıllarca geriye de götürebilirsiniz. 1683 2. Viyana kuşatması kadar. Beka kaygısına yani neden evet. olduğu ve ondan çıkıyor. Yani gerçekten. işte yani şu var. Mesela İnönü Muharebeleri sonrasında Mustafa Kemal İsmet, İsmet Bey'e İnönü'ye telgraf çekecek ya, siz orada sadece düşmanı değil milletin makus talihini değendiniz diye. Bu neslin insanların kafasında milletin makus talihi diye bir mesele var ve bu ciddi bir mesele. Hmm. Ve ilk önce milletin makus talihini Çanakkale değendiklerini düşünüyorlar. Onun için bir neslin üzerindeki psikolojik impakti çok büyük. Etkisi çok büyük. Olmuyor... Şundan ötürü Birinci Dünya Savaşı'nın tamamı değil sadece bir cephesi. Yani orada kazanılıyor ama Birinci Dünya Savaşı'nın bütünü kaybediliyor. Fakat şunu söylemek çok rahatlıkla mümkün. Çanakkale olmasaydı milli mücadeleye girişemezlerdi diye düşünüyorum. Milli mücadeleye yani 1918'deki kadar büyük bir yenilgi karşısında dahi Hadi bir kere daha şansımızı deneyelim. Son bir istiklal mücadelesi yapabiliriz hissi Çanakkale olmasaydı oluşamazdı hmm. diye düşünüyorum. Böyle bir kritik etkisi var Türkiye tarihi üzerinde. Çünkü zaten Mustafa Kemal de Suriye Filistin cephesinde o evet. yenilgiyi görmüş, aslında realist bir şekilde tespit etmiş bir yani artık evet. savaşın bittiğini. Evet. Yani evet. reddedenlere ee, karşı öyle bir evet. şey var Yani şey e, 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 yani tecrübe, hazırlık bazen de yapabiliriz, bazen de kazanabiliriz inancı gibi çeşitli zihinsel ve psikolojik faktörler açısından milli mücadele üzerinde ...çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda... ...bu anlamda... ...milli mücadelenin bir bakıma Çanakkale'de başladığını söylemek... ...çok yanlış değildir aslında. Ruh olarak, espri olarak... ...inanç ve azim olarak... ...yapabiliriz hissi olarak... Ee, ...biz de kazanabiliriz... ...kaybetmeye mahkum değiliz hissi olarak... ...önemli bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Hocam orada bir kopukluk olduğunda yani bir yani savaşa giriyorsunuz kendi isteğinizle ordularınıza giriyorsunuz ve yeniliyorsunuz. Yani bu bunu e, hafızalardan sil, silindiğinde onun yerine ikame edilen şeyler e, işte işte takım komplatörleri işte emperyalist saldırılar hani bu ezeli ebedi kavga e, meselesinde e, bir şey oluyor yani o bir malzeme olmaya devam ediyor. Hala daha devam ediyor. Yani bu bunlar hep denediler. İşte Osmanlı'yı zaten parçalamaya çalıştılar. Ee, Ardından işte bu savaş e, da zaten hani biz e, masada kaybettik gibi. İşte o Almanlar yenildi biz yenildik meselesi mesela tarih kitaplarını gerçekten e, uzun uzun... E, Yok yani e, o şekilde doğrudan artık o kadar sanmıyorum yani son Şu anda yok ama eski böyle bir nesil böyle yetişti yani Bir nesil böyle yetişti. Bir nesil böyle yetişti. Yani kimse de bana şunu izah edemedi. Tekrar tekrar sordum. Biz aslında yenilmedik ama yenildik yenilmiş sayıldık. Ya bu bir satranç maçı mı? Yani böyle Savaş hakemle mi oynanıyor? Yani birisi geliyor, iki tarafın pozisyonlarına bakıyor. Satranç turnuvalarında vardır hakemlik. Yani böyle sıkışmış pozisyonlarda zaman limitleri, saatle oynanır, zaman limitleri aşılmış filan. Education dediğimiz hakeme başvurma dediğimiz bir olay vardır. Bir hakem, bir büyük usta gelir, pozisyona bakar, değerlendirir filan. Savaş böyle bir şey değil. Savaşın hakemi filan yok. Gözlemcisi e, böyle sonuca karar veren. Yani doğrudan doğruya kendi savaşmanız e, belirliyor. Yani ne demek bu? Biz yenilmediğimiz halde e, yenilmiş sayıldık. Nasıl oluyor bu? Bunu, bunu bana kimse izah edemedi. Ama ayrıca şöyle bir gerçeklik var. Yani Türkiye Almanya'dan önce teslim oluyor. Evet. E, yani şu var. Tabii bütün var. bütün, bütün merkez devletlerinin direnme gücü. Tabii birbirlerinden bağımsız değil çünkü yardımlaşma filan söz konusu. Yani İttifakçıların savaş seferberliğini çok büyük ölçüde uzun süre Alman parası ayakta tutuyor. Fakat sonuç olarak yani e, ola, yani bütün cephelerde aslında merkez devletleri çatırdamakta ve çökmekte ama fiiliyat olarak kronoloji olarak bakacaksak Osmanlı İmparatorluğu Mondros ee, Almanya'nın e, teslim olmasından daha önce. Evet. Batı cephesindeki ateşkesten daha önce. Ama mesela o, o 100. yıl dönümünde hatta üzerine bir de 2. Dünya Savaşı'da yaşamış olan Almanlar ve Fransızlar e, oraya gittiler. İşte Merkel'le Macron el ele tutuştular hatta böyle sarıldılar. Orada bir anma yaptılar. E, o anmaya e, Türkiye'den e, Cumhurbaşkanı'nın katılmasını muhalefetten biz nasıl gidersiz bizim düşmanlarımızla yan yana olursunuz diye bir tepki geldi. Yani bu şey, yani tarihi bir türlü zamanında bırakamamak, sürekli böyle bir, sanki bir şey Duyurum, halindeymiş gibi. Bir... Yıldıray daha nasıl ifade edeyim, işte sözünü ettim. Sıfır hmm. distans, sıfır mesafe. Yani sürekli olarak tarih bugün cereyan ediyor. Bir de aslında şeyler değişiyor. Düşmanlıklar, ittifaklar, her şey değişiyor. Bunu tabii, da şey yapmamak tabii. yani. Düşmanlıklar da ezeli, ittifaklar da... Hani öbedi. yani Amerikan yerli Amerikan kültüründe bu yani kavimler, şey kabileler, klanlar, işte siyolar, Comanche'ler, e, e, apaçiler arasındaki filan savaşlardan sonra barış çubuğu tüttürülür filan. E yani sanki Türkiye'nin tarihsel kültüründe barış çubuğu tarihsel kültüründe Türkiye formel olarak anlaşmalar imzalıyor e, e, filan ama bir kin katmanı, bitmeyen bir ezeli, ebedi düşmanlık katmanı satın altında duruyor. Ee, e, ya da şöyle diyeyim, çeşitli dönemlerde çeşitli iktidarlar, yani biz İHK'dan beri biz tarihçiler şunu deriz, tarih bugün ile geçmiş arasında bugünden kurulan bir diyalogdur. Aslında geçmiş bize hiçbir şey empoze etmez. Atalarımız bize aslında hiçbir talimat vermezler. Bugün de yaşayan insanlar atalarımız bize talimat veriyor der. Atalarımızın aslında bize hiçbir talimat verdiği, geçmişin bizi hiçbir şekilde determine ettiği yoktur. Geçmişin bizi determine ettiği, bugün yaşayan çeşitli ideolojik ve politik görüş sahibi insanların geçmişe yükledikleri bir işlevdir, bir tercihtir. Yani çıkıp da şunu yapmalıyız demezler. Şunu yapmalıyız çünkü atalarımız bizden, tarihimiz bizden, kültürümüz bizden bunu talep ediyor derler. Tarih sürekli olarak bu şekilde kötüye kullanılır. Kendimiz bundan kurtarmamız lazım. Evet. Aslında bir sürü başlığımız vardı. <laughs> Pek çok şeyden konuşamadık. Eee sizin özellikle son dönemde serbestiyette yazdığınız yazılarda çok şey yazılar yani dolu ve çok güzel yazılar. Birkaç tema üzerine gidiyorsunuz. Son en son mesela Venezuela ile ilgili, ilgili, emperyalizm yazılarına başladınız. O devam edecek daha sonra. Evet, onun öncesinde ama bir tarih tarihte hukukun siyasal, siyasallaştırılması aslında diyebileceğimiz çeşitli örnekler işte Almanya'dan işte Moskova duruşmalarından Vişiski, işte Carl Schmitt örnekleri verdiniz. Biraz hani vaktimiz çok fazla kalmadı ama çok hani çok uzun yazdınız ve herkese bunları tavsiye ediyoruz aslında. Onlar çok uzun yazılardı. Bunun yani bu hukukun siyasallaştırılması meselesini biraz konuşalım bu örnekler üzerinden. Çünkü Türkiye'de sürekli çeşitli dönemlerde hukuk böyle bir sopa olarak pasfilerlerde ya da siyasallaştırmalarda evet. kullanılıyor. Yani ta istiklal mahkemelerinden başlıyor. Yaz adalar 12 Eylül mahkemeleri, Tabii. sonra Ergenekon şeyleri, Tabii. en son dönemdeki Tabii. şu anda yaşadığımız dönemde... çok uzun onlar... süre ceza kanundaki 141. 142. maddeler. Sola karşı, sağa karşı, parti kapatmalar vesaire. Valla daha önce bilim alanının hem örgütsel hem bilimi yapan insanların kendi iç alemleri itibariyle bilim alanının özgürleşemediğinden, özertleşemediğinden söz ediyorduk. Türkiye'nin özertleşemeyen, özgürleşemeyen alanlarından biri de hukuk. Gene aynı iki faktör söz konusu. Bir kere iktidarlar, hükümetler hukuku yani Hukuku kurumlaştırıp özel kılmaya değil, her an elleri altında kullanılabilecek bir araç olarak tutmaya çalışıyorlar ve böyle de bakıyorlar hukuka. Dahası, hukuk insanların kendileri bunu içselleştiriyorlar. Yani hukuk çok kabaca şöyle denebilir. Yani bu biraz da demokratik bir devlet teorisi olup olmamasına bağlı. Hukuku demokrasi için değil, şöyle ifade edebiliriz, demokrasi için değil, toplumun farklı kesimlerinin birbiriyle belirli düzen ve birlikte yaşama ölçüleri içinde, barış içinde bir arada var olabilmesi için bir araç olarak değil, Öncelikle devletin bekası için bir araç olarak görüyorlar. Bu da devletin nasıl görüldüğüne bağlı. Ben o sözünü ettiğiniz yazılarda e, demokratik olmayan devlet teorilerinin ve demokratik olmayan ideolojik siyasi akımların demokratik olmayan bir devlet teorisi üzerinden hukuka nasıl baktıklarını anlatmaya çalıştım. 19. yüzyılda tipik bir Bismarckçı, devletçi milliyetçi olarak Heinrich von Treitschke için devlet bir kişi doğrudan doğruya. Yani devlet şöyle bir şey değil. Ör, nöt bir örgüt, bir bürokrasi, mahkemeler vesaire ve bir nöt bir hukuk yapısı, nöt bir anayasa, farklı hükümetler gelir gider. Bu, dev, bu devlet yapısının üzerinde kah o hükümet oturur, kah bu hükümet oturur. Farklı politikalar uygularlar ama devlet yapısı uç aşağı beş yukarı değişmez. Hükümetler karşısında nötrdür. Böyle bir şey değil devlet eee için. Devlet doğrudan doğruya bir kişi, bir persona ve dolayısıyla kendi ruhu, kendi amaçları kendi ulvi gayeleri toplumdaki hiçbir sosyal kesime, sınıfa, gruba bağlı olmayan kendi ulvi gayeleri Rezondetir. ve kendi hikmeti devleti, rezondetri ve dolayısıyla kendi beka davası var. Bunun içinde her şeyi araçsallaştırması meşru. Ben bunun örneklerini 20. yüzyılın ilk yarısından işte hem Sovyetler Birliği ve Stalin ve Sovyet hukuku ve Vişinski hem de Almanya, Nazi Almanyası ve işte Karl Schmitt ve onu izleyen çeşitli Otto Thierak, Roland Freisler vesaire gibi ünlü Alman hukukçuları açısından anlatmaya çalıştım o çok uzun bir mevzu. O çok uzun bir mevzu. Süremiz maalesef çok bitti. Uzun İnşallah bir mevzu. daha gelirseniz o konularda da İnşallah. uzun uzun konuşuruz. Bayağı notlar almıştık aslında ama İnşallah. yine de çok güzel oldu. Çok hoş bir teşekkür sohbet oldu. Ederim. Çok teşekkürler hocam. Ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Için. bu akşam da medyanizin sonuna geldik. Haftaya yine buradayız.